Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi sözde Xinjiang Siyasi Konsey Grubu uzun bir toplantı yaparak İslam ve Müslüman karşıtı radikal politikalarını sürdürmeye devam edeceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çin Siyasi Danışma Konseyi resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi sözde Xinjiang Siyasi Konsey Grubu üyesi Kukla yetkili Nurlan Abilmeş'in 17 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Çin Komünist Partisi genişletilmiş toplantısında konuşma yaparak Doğu Türkistan'da sözde Çin ulusal ortak bilinci bir bütün olarak pekiştirmek, İslam'ın Çinleştirilmesini teşvik etmek, İslam'ın Çinileşme sürecini hızlandırmak, İslam'ın sosyalizme uyarlanma düzeyini güçlendirmek ve sözde Xinjiang'ı kültürle beslemek gibi Müslüman karşıtı uygulamalarına devam etme gereğini tekrarladı. Kanada hükümeti 20 Mayıs'ta aldığı kararla Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE'nin ülkenin 5G kablosuz ağlarını inşa etmesini ve ağlara donanım sağlamasını ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek yasakladı. Karar, Huawei ve ZTE'nin yeni 4G veya 5G ekipman ve hizmet alımının Eylül 2022'ye kadar durdurulmasını ve şirketlere ait mevcut ekipmanla hizmetlerin Aralık 2027'ye kadar sistemden çıkarılmasını öngörüyor. Daha önce ABD, İngiltere, Belçika, İsveç, Yeni Zelanda ve Avustralya iki Çin şirketine ait donanım ve hizmetlerinin 5G ağlarında kullanılmasını yasaklamıştı. ABD'nin prestijli gazetelerinden Wall Street Journal, Çin Komünist Partisi'nin Batı'nın Kremlin'e uyguladığı yaptırımlara karşı tedbir olarak partiye bağlı yetkililerin yurt dışından gayrimenkul ve hisse almalarını yasakladığını öne sürdü. Wall Street Journal, Çin Komünist Partisi'nin yayımladığı bir bildiriyle yetkililerin eşlerinin ya da çocuklarının yurt dışında doğrudan veya dolaylı şekilde gayrimenkul sahibi olmasını yasakladığını yazdı. ABD Başkanı Joe Biden dün başladığı Asya ziyaretinin ilk ayağında Güney Kore'nin başkenti Seul'de 11 gün önce görevi devralan Güney Kore Devlet Başkanı ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı daha büyük askeri tatbikatlar düzenleme ve Pyongyang'ı caydırmak için daha fazla ABD silahı konuşlandırılabileceği konusunda anlaştı. Biden, Hint-Pasifik bölgesinin özgür ve açık kalması için 1950-1953 Kore Savaşı'na uzanan ABD ile Güney Kore arasındaki ittifakın daha da gelişmesi gerektiğini vurguladı. Çin yönetimi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubunun yeni üyeleriyle genişletilmesi çağrısında bulundu. Çin'in dönem başkanlığı yürüttüğü grubun çevrim içi düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yapılan açıklamada Pekin'in önerisinin diğer ülkeler tarafından desteklendiği bildirildi. Japonya Başbakanı Kishida Fumio, Kyoto kentinde konuştuğu gazetecilere Çin'in Doğu Çin Denizi'nde tek taraflı gaz sahası sondaj faaliyetinde bulunduğunu belirterek, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı sınırlarının belirlenmediği durumda tek taraflı faaliyet oldukça üzücü ve kabul edilemez değerlendirmesinde bulundu. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Doğu Çin Denizi'nde iki ülke deniz sınırı kabul edilen hat yakınlarında tek taraflı sondaj faaliyeti saptandığı bildirildi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'la Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da aralarında bulunduğu toplam 963 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağının uygulandığını duyurdu. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada ABD tarafından sürekli olarak uygulanan Rusya karşıtı yaptırımlara yanıt bağlamında Rusya'ya girişi kalıcı olarak yasaklanan ABD vatandaşlarının bir listesinin yayınlandığı belirtildi.